Evet sevgili dostlar sponsorlarımız GOLVAR.com'un ve Kayseri Üzülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 25 Aralık 2023 Biliyorsunuz bir derbi badiresi atlattık. Hani üstüne çok söylenecek şey var. Bilmiyorum sıkıl sıkılmadan izleyebilir misiniz bu videoyu ama üstüne e Eklenecek konuşulacak her şeyi Konuşma fikrim var. İrfan Can Kahveci Fred'in yeri Fred'in yerini Dolduramadım diyor. Bak aslına bakarsanız çok güzel öz net bir şekilde bir öz eleştiri. Şimdi arkadaşlar şunu ben bir ya da neyse en son söyleyeyim. En son söyleyeyim tamam. Tutuk bir derbi oldu. Kazanmak isterdik. Önümüzde bir süper kupa maçı var. Onu kazanmak istiyoruz. Mücadeleci bir derbi oldu. Pozisyon azdı ama ikili mücadele fazlaydı. İnşallah süper kupa finalini kazanmak istiyoruz diyor. Fred ile ilgili diyor ki. Fred çok kaliteli ve çok tecrübeli. Hem savunma hem hücum. Hem hücum savunma geçişlerinde çok etkili. Eksikliğini hissettik. Yerine doldurmaya çalıştım ama onun kadar olmadı. Fred bizim için önemli. 5 gün sonraki maçta var. O maçı inşallah kazanacağız diyor. Ya ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bazen de var ya taraftarın cahilliğine ayar oluyorum. Diyor ki demek ki Fred bu takımın %50'siymiş. Ulan arkadaşım Brezilya milli takımının vazgeçilmez oyuncusundan bahsediyorsun. Tabii bu takımın vazgeçilmez olacak. Ya senin etin ne budun ne ya Süper Lig takım olarak senin etin ne budun ne. Allah aşkına ya. Ya artık çıldırıyorum yemin ediyorum bazı cümlelere çıldırıyorum ya. Çıldırıyorum gerçekten çıldırıyorum ya. Ya Fred ya Fred bu Brezilya milli takımının orta sahası. Tabii ki senin %50'nin olacak ya. Sende kim var ya? Kim İsmail Yüksek mi senin %50'nin olacak? Ciku mu %50'nin olacak? Eğer zaten Ciku senin %50'nse ise bırak futbol konuşmayalım. Galatasaray'ın %50'si kim? Hakemler. İsmail Yüksek konuşmuş arkadaşlar. Güzel maç izlettik diyor. Bak mesela futbol konuşmak çok zor. Profesyonel bir iş yapıyoruz. Milletimiz çok zor zamanlardan geçiyor. Güneydoğu'dan kötü haberler alıyoruz. Bir daha olmasın son olsun bu diyor. Teröristler inşallah canım ya falan demişlerdir. E, teröristler değil güvenlik güçlerimize söylüyorum. Bu son olması lazım. İHA var SİHA var onca. Taray'ın abi bölgede ne kadar sıkıntı varsa. Neyse devam edelim. Bugün izleyenlere güzel bir maç izlettik. Gol olmadı ama iki takım da iyi mücadele etti. Ağır basan şey mücadeleydi. Pozisyonlarımız vardı değerlendirirsek değerlendirsek 3 puan alabilirdik. Dik uzun bir maraton. Yine lideriz. Liderlik devam ediyor. Böyle devam ediyoruz. Bu maçı unutup Süper Kupa finalini düşünmeliyiz diyor. Şimdi yine lideriz dersem bu da bir bence yanlış olur. Evinde Trabzonspor'a kaybetmişsin. Yani ikinci devre Trabzonspor'u deplasmanda yenmen lazım. Evinde Galatasaray'la berabere kalmışsın. İkinci devre Galatasaray'ı deplasmanda yenmen lazım. Sen diyorsan ben ikinci yarı Tomaş Parti'yi alacağım işte şunu götüreceğim bunu götüreceğim kütür kütür takım olacağım. İkinci yarı Galatasaray'da orada yeneceğim Trabzon'da yeneceğim sözüm söz diyorsan o zaman bu doğru liderlik üzerine düşünelim. Kafa yoralım. Crespo. O ne demiş? Çekişmeli bir maç oldu zor bir maç oldu bana sorarsanız üstün olan taraf bizdik. Biz daha net fırsatları yakaladık ama değerlendiremedik. Harika taraftarı 3 puan diye edemedik dedi. Hala lideriz. Ligde daha çok maç var. Bu şekilde devam edeceğiz diyor. Ben bu açıklamaların alayından şunu anladım. Fenerbahçe futbolcularına şu denilmiş. Oğlum berabere de kalsanız sıkıntı yok lan. Lider biziz zaten. Onlar üstümüze gelsin. Önemli olan kupa. Hem o kupayı alalım. O zaman şöyle olur böyle olur demişlerdi herhalde. Alexander Ciku. Ciku'ya ilişkin sonra çok kapsamlı bir dosya açacağım merak etmeyin. Ciku da konuşmalar gerçekleştirmiş arkadaşlar. Bugün kompakt bir görüntü sergiledik. Defansif anlamda güçlüydük. İyi bir savunma yaptık. İyi hücumcuları vardı rakibin. Kolektif savunmayı iyi yapmamız gerekiyordu. Rakip sahada daha çok pozisyon üretebilirdik diyor. Süper Kupa finali de çok zor ve taktiksel olacak. İlk yarıda çok hareketsizdik. İkinci yarı çok daha iyiydik. Bu anlamda daha çok şans yarattık. Süper Kupa'daki maçta ikinci yarıdaki performansımızı göstermemiz gerekiyor demiş. Ah keşke. Yani ah keşke ikinci yarıdaki performans değil de adaletli bir hakem performansı izleseydik. Bir de maça öyle karar verseydi kim iyi kim kötü diye. Şimdi maç sonu Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Daha doğrusu Fenerbahçe yöneticisinden bir açıklama geldi. Sertaç komşu olun. Ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız. Kardeşleriniz, abileriniz o, bu, hiçbirinin gücü yetmeyecek ifadelerini kullanıyor. E, artık abileri derken kimi kastediyor bilmiyorum. Hangi abileri varsa abilerinin de ablalarının da e, eline gelen ardına koymasınlar. Şimdi e, çok ilginç bir maç arkadaşlar. İsmail Kartal iki puan kaybettik mi, bir puan kazandık mı zaman gösterecek demiş. Bak bu mantıklı. Başka neler söylemiş. Sonuçta bugün kendi evimizde kazanmak için mücadele ettik. Tüm planımız kazanmak üzerineydi. İlk defa, şey, ilk devre daha ofansif oyuncuyla erken bir gol atıp maçı lehimize çevirmeyi planladık. Bak aslında mantıklı. Plana baktığın zaman arkadaşlar şimdi kızmayın İsmail Kartal'a. Şu plana göre hepimiz aynı şeyi söyledik. Ben de dahil, siz de dahil. İrfan'la çıkması cesaret eşiğiydi falan filan dedik. Doğru. İlk devre baktık baktık ki Galatasaray'ın orta alanda etkinliğini gördük. İkinci yarı oraya İsmail aldık ve dinamizm kattık. Önde baskı yaptık. Kazandığımız toplarla rakibi oynatmadık. Doğru. Yani doğru arkadaşlar. Hani sonuçta bugün kendi evimizde kazanmak için mücadele ettik. Tüm planımız kazanmak üzerineydi diyor. İlk devre daha ofansif olup gol atmak istedik. Ofansif etkinliğini gördük orta sahada diyor. İsmail aldık. Dinamizm katkı kattık. Önünde baskı yaptık. Kazandığımız toplarla rakibi oynatmadık. Çok güzel doğru. Üçüncü bölgeye geçişlerle gol bulmayı hedefledik. Rakibe daha yakın oynadık. Topu birazcık daha oynamaya çalıştık. Topun bizde kalmasını sağladık. Kanatlardan iyi ataklar geliştirdik. Birkaç pozisyon vardı. Gol olabilecek pozisyonlar vardı. Doğru tercihler yapamadık. Mesela soldan bir top geliyor. Şimanski sırtı kaleye dönük. Topu kontrol edip arkadakine yuvarlaması lazım. O topu kontrol edemiyor. Ceko Topu kontrol ediyor penaltı noktasında. Arkası dönük kaleye. Bırakayım kenara çekileyim. İsmail vursun gelişine demiyor. O açıdan vurmaya çalışıyor. Çok iyi mücadele ettik. İki takım da bugün iyi mücadele ettik. Kazanamadık. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Sonuçta lideriz diyor. Bakın cümleler aynı. Anladınız mı demek istediğimi? Yani futbolculara bu söylenmiş. Kaybetmeyin demiş. Bu bir lig maçı. Uzun soluklu maraton. Daha çok maç var. Süper pasajı maç ve bitecek. Tek maç ve bitecek. Oradaki maçta stratejiler farklı olacak. Fred'in aramıza dönmesi pozitif etki yaratacak. Tek maç üzerine planımız olacak diyor. Yani biz burada ne anladık? Biz burada o günkü maçı da kazanma niyetiyle bir taktik anladık. Hani kanatlardan iyi ataklar geliştirdik. Birkaç pozisyonumuz vardı. Gol olabilecek pozisyonlar kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin diyor. Devam edelim. basın toplantısında da ne diyor? İlk devrede istediklerimiz olmadı. Müdahale edip oyunu dengeledik. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakip takım oyuncuları kendilerini yere atıp zaman geçirerek hızımızı kesmeye çalıştılar. Maçın sonunda baktık topun oyunda kalma süresi 43 dakika. Lig ortalamasının altında. Hakemin oyunu devam ettirmesini beklerdik. Rakibimiz kendini yere atarak bizim hızımızı kesme planı yapmış diyor. Burada bir yanlışı var mı arkadaşlar? Bence herhangi bir yanlışı yok. Bir takımın eee Pozisyon hep böyle olmaz. Daha doğrusu stratejisi kendini yere atmak üzerine olmaz. Her yaptıkları gibi kendilerini yani her maç yaptıkları gibi kendilerini yere atıyorlar başka bir şey yok ya. Şimdi şuraya okuyayım. <laughs> Rakip oyuncular sürekli yere yattı. Özellikle ikinci yarı oyunun hızını kestiler diyor. Yani Galatasaraylı oyuncular sürekli olarak kendini yere atması, topun oyunda kalma süresini düşürdü. Rakip takımın bazı oyuncuları her maç yaptıkları gibi bu maçta da sürekli kendilerini yere attılar. Oyunumuzu yavaşlatmayı planlamışlar. Çok belliydi diyor. Haksız mı? Şimdi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un maçın ardından bir e, itirazı var. Icardi pozisyonuna itiraz var. Onu konuşacağım ama eee Icardi pozisyonunu konuşacağım, değerlendireceğim. Hatta söylemek istediğim başka şeyler de var. Rakip takımın hocası penaltı verilme diyor. Biz baktık penaltı falan yoktu. Ama rakip takımdan Boya'ya atılması lazımdı. Torreira'nın atılması lazım. Neden atılmadı? Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Sizce neden atılmadı? Merak ediyorum. Niye atılmadı sizce? Hani küfür et mesela. Küfür etti dediler attılar. Ben bir şey söyleyeyim. Federasyona ben Ali Koç'un yerinde olsam derim ki Fred'in cezasını hemen kaldırıyorsunuz. Sebebi de Boya'nın yemesi gereken kırmızı. Torreira'nın yemesi gereken kırmızı. İki tane kırmızıdan aldınız. Hadi ikisi de ikinci sarıdan yemiş olsunlar. İki tane maç. Bir maçta burada gitti. Üç maç. Hemen kaldırıyorsunuz demesi lazım. Kazan diyor ki bizim oyunculara kolay kartlar gösterilirken rakibe gösterilmedi. Doğru. Kazanamadık. Belki pozisyon bulamadık ama bulduğumuz pozisyonları da değerlendiremedik. Biz önümüzde bakıyoruz. Lig uzun bir maraton diyor. Taraftara 3 puan vermek istiyorduk ama olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha farklı olacak diyor. Süper Kupa ile ilgili Kupada Fred forma giyecek biliyorsunuz. Fred bizim için çok önemli bir oyuncu. Oradaki maç tek maç olduğu için stratejimiz farklı olacak. Bugün kazanmayı çok istedik diyor. Hatta Fred ilgili şey diyor. Fred olmayınca oraya en yatkın oyuncu İrfan. Bu benim tercihimdi. Sordum yapabilirim hocam dedi. İlk yarıda erken bir golle maçı koparmak istedik diyor. Orada yumuşak kalınca İsmail aldık. Oyun üstünlüğünü de aldık diyor. Ee, bugün iki puan kaybettik mi? Bir puan mı aldık? zaman gösterecek. Bazen kazanacağınız bir maçı kaybettiğiniz zaman daha kötü olur. İki takım da puanları paylaştı. Hala lideriz önümüze bakıyoruz diyor. Ee, Fred İsmail söyledik. Galatasaray'a ilk yerde baskılı oyunu tercih etmediklerini sözlerine ekliyor. Bak Özellikle Mustera'nın top tutan bir kaleci olduğunu bu durumun da rakipte bir stoper boşa çıkarabileceğini belirtiyor. Diyor ki çift forvete dönmek için elinizdeki oyuncuların bazılarının istediğiniz gibi sahada performans göstermemesiyle gerekir. Hani göstermesi gerekir. Ama Şimanski Ceko gayet iyi performans gösterdi. King girdi oyuna 5 tane hücumcu varken biraz ettik diyor. Hani aslında ee, bir nevi kendini eleştirenleri de eleştiriyor İsmail Kartal. Ben ofansifleri aldım diyor. Hakemlerin biraz daha oyunu oynatması lazım ama Galatasaraylı oyuncuların da sürekli olarak kendini yere atması topun oyunda kalma süresini düşürdü. Baktı ikinci yarı rakip takım oyuncuları sürekli kendilerini yere attılar. Zaman geçir, geçirerek oyunumuzu ve hızımızı kesmeye çalıştılar. Top 43 dakika oyunda kalmış. Lig ortalamasının altında. Rakip takım hocası penaltımız verilmedi diyor ama boyayın ve Torreira'nın atılması lazım. Duran ediyor diyor. diyor. Daha, saça boyayın Niye atılmadı? Torreira'nın ikinci sahadan atılması lazım. Atılmadı. Dal maç başlarken bizim oyuncularımıza kolay kartlar gösterilirken rakip oyunculara öyle kartlar gösterilmedi. Şimdi penaltı pozisyonu da tartışılan penaltı pozisyonu. Arkadaşlar ben size başka bir şey söyleyeyim. Maç tekrarı hükmen galibiyet tabi. Kırmızı kart. Yani şu an Galatasaraylar maç tekrarı yok, maç tekrarını yemiyor, maçaları yemiyor. Hükmün galibiyet için başvurmuşlar. Şaka yaptığımı zannediyorsunuz, değil mi? Şaka falan yapmıyorum arkadaşlar. Çok net bir şekilde söylüyorum. Çok net. Çok net bir şekilde arkadaşlar. Şimdi karşımızda öyle bir camia var ki derbi sonrası penaltı tartışması, boks maçı yapılmış, penaltımız verilmemiş, şöyle böyle. Bak diyor ki bu penaltıyı vermemek var hakemlerine TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görmemek vermemek üzücü diyor. Bak Okan Buruk hakemler hakkında konuşmuş. Müsabaka hakemleri. Ceza verecek misiniz? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Yayıncı kuruluş eleştirmiş. Ceza verecek misiniz? Zannetmiyorum. Şimdi zannetmiyorum. Gelelim penaltı pozisyonuna. Ben size desem ki maç oynanırken ve maç sonu canlı yayınında ben konuştum konuşmamı yaptım. Şu cümleleri kullandım. Maçta iki tane penaltı pozisyonu var. İkisi de es geçildi dedim. İki tane penaltı pozisyonu var. Birincisi 14.50'deki yani maçın 14. dakika 50. saniyesindeki 14.50 Abdülkerim Bardakçı'nın smaç vurduğu pozisyon. Bu net bir penaltı. Hiç kimse bunu konuşmayacak. Adım gibi eminim hiç kimse bunu konuşmayacak. Çünkü futbol bilgileri yetmeyecek. İkincisi Ciku'nun Icardi'ye diye eliyle müdahalesi. İşte vurdu, tekme attı, şöyle yaptı, böyle yaptı falan filan. Şimdi her iki pozisyonda bak aynen şu cümleleri yazdım. Her iki pozisyonda uzaktan uzaktan tekrarsız gösterdiler. Ya bilmediğimiz açı var ya da iki pozisyonda başlangıcın offside dedim. Siz ne diyorsunuz diye bunu paylaştım. Şimdi kale arkasından bir pozisyonlar izledim. Evet bu açıdan izleyince temas yok. Eğer olsa yüzde saçta dahi Oynama olurdu hiçbir şey yok. Ha rüzgarıyla düştüyse bir şey diyemem. Rüzgara penaltı çalmazlar dedim. En azından kafadan bir soru işareti gitti dedim. Arkadaşlar o kale arkası görüntüsü için Galatasaraylılar şunu yazmışlar. Video ile oynamışlar diye. Yani bu su demek bu pozisyon temiz demek. Demek ki Fenerler video ile oynamış diye. Olay bitmiş onlar da kabul etmiş. Erman Toroğlu. Bir sol eli şöyle geliyor. Sağ eli böyle geliyor. Yani İkili mücadele itme kalkma diyor. İtme kalkma. Bu görüntü bana bir şey vermiyor diyor. Maçtan verilen görüntüden bahsediyor. İkisi de birbirini çekiyor itiyor. Cikun'un bir hareketi var ama geliyor mu gelmiyor mu bu açıdan penaltı diyen adam varsa bilmiyorum diyor. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Bu arada Ciku yıkardı pozisyonu 22. dakika. 14.50'de Abdülkerim hava topuna zıplıyor. O sayenin üstünde Düşerken eliyle topa vuruyor. Düşünce de suratına top değiyor. O pozisyon net penaltı. Bak o pozisyon net penaltı. Ha tekrarını vermediler. Keşke verselerdi. Belki de değildir. Belki de ben yanlış görüyorumdur. Ama asıl pozisyon asıl pozisyon dediğim gibi 14.50'de 14.50'ye aşırı dikkat edin. 14.50'ye aşırı dikkat edin. Asıl penaltı pozisyonu orada. Fırat Aydınus. Bak. Şimdi Fırat Aydınus neler diyor? Fırat Aydınus'un dediği çok karışık. Yani Türkçe şey yapmak lazım. Çeviri yapmak lazım. Bak şimdi. Maçın konuşulan tek majör pozisyonu. Biz maçı izlerken de gelen üç farklı açıyı gördük. Bak biz izlerken üç farklı açıyı gördük. Bu üç açıya göre yorum yapacağız. Üzerine basa basa söylüyorum. Başka bir görüntü çıkarsa. Yorum değişebilir. Başka bir görüntü çıktı. Bende var. İzleyeceksiniz az sonra. Top oyunda. Pozisyon ceza sahası içinde. Icardi Cicu'nun formasını çekiyor. Bak Icardi Cicu'nun formasını çekiyor. Akabinde yani sonrasında Cicu'nun savurduğu şiddetli bir kolu var. Şimdi ben size şöyle anlatayım arkadaşlar. İkili mücadeleye girmişiz. Adam beni çekiyor, 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 çekiyor. En sonunda ben de tokat atıyorum. Siz diyorsunuz ki penaltı. Ben de diyorum ki arkadaş vara git bak ilko çekti. Pozisyon ne olur? Penaltı iptal olur. Faul bu tarafa doğru derler. Çektiği için olur değil mi? Yani <laughs> bu açı bir açıdan diyor. Ciku'nun eli geliyor. Icardi'nin kafa yüz kısmına geliyor. Teknik anlamda bu pozisyonda Fenerbahçe'nin lehine faul ve Ciku'nun yaptığı şiddetli eylemden kırmızı kart veya top oyunda olduğu için yani bu ikili mücadele faulu gerektirmiyor. Mücadele diyebiliriz. Yani bu pozisyona üç şey diyebilirsin diyor. Bir Ciku'ya faul var. İlk başta diyebilirsin. İki. Cikuya topla alakası yok. Kırmızı kart. Penaltı diyebilirsin diyor. Bir şey söyleyeceğim. Ortada top yok daha. Kırmızıyı nereye veriyorsun? Ha. Vurma. Yumruk. Tokat. Orta sahada bile adam dirsek geçiriyor. Sarı kart bile vermeyen hakem buna kırmızı mı verecek? Neyse hadi kırmızı diyelim. Mantık olarak kırmızı da ondan diyorum yani. Yanlış anlamayın. Ben burada hakemin ne kadar karakterli maç yönettiğini anlatıyorum. Üçüncüsü de bu ikili mücadele. O onu çekiyor. O da onu çekiyor. Hani paylaşılamayan top karar deyip devam demen lazım diyor. Cikun'un yaptığı eylem kırmızı kart ve penaltı ama bu açılara göre diyorum üstüne basa basa. İki karardan biri ya eylemin öncesinde Icardi faul yaptı deyip faul verecek ya da Cikun'un yaptığı eyleme penaltı verecek. Sadece Var'ın elinde bu açılar varsa hakeme net kanıt sunamadığı için çağırmamıştır. Burada kimse Var'ı suçlamasın diyor. Şimdi ben merak ediyorum Galatasaray'ın yere yatma dışında bir oyunu var mı? Yani maç sıkıcıydı falan filan da topu her kapında faul çalınan bir Fenerbahçe tabi top kuramaz. Ben size bir şey söyleyeyim. Icardi maçta topu direğe çarp ya topu diyorum kendini direğe çarptırıyor. Direkten dönüyor Icardi. Harbi harbi direkten dönüyor. Sol gözünün olduğu kısım direğe çarpıyor Icardi'nin. Talihsiz bir an neyse ki bir şey yok. Bize göre bir şey yok. Artı Sağdan bir orta geliyor son yani ikinci yarıda. Kafayı vuruyor, top avuta gidiyor, yere düşerken elmacık kemiği kısmı Ciku'nun kafaya değiyor sol tarafı. Yine sol tarafı 2. 2 tane pozisyon olmasına rağmen Icardi stat'tan ayrılırken gözünde morluk var. Bakın Icardi stat'tan ayrılırken gözünde morluk var. Sırp bu morluktan dolayı Galatasaraylılar diyor ki maç iptal olsun ya da hükmen galip sayılalım penaltı pozisyonda morardı. Ağlamanın bir şerefi vardır. Ağlamanın bir onuru vardır. Bu kadar ağlanılmaz. Ya arkadaş bu maçta Arda kardeşler değil. Turkan Keremoğlu'nu falan verseniz. Erden Timur verseniz daha zevkli olurdu ya. Ya Fenerbahçe topu her kaptında faul dedi. Sinir uçlarıyla oynadı. Boey'in sarısı Kerem'e hiç sarı verilmemesi. Nelson'un sarısız maçı bitirmesi inanılır gibi değil. Ama hepsini geçtim. Icardi pozisyonu. Penaltı diyebilirsin. Ben böyle gördüm diyebilirsin. Bu açıdan böyle diyebilirsin. Ama algıcılık, alçaklık yapılmaz ya. Bu kadar olmaz ya. O pozisyonu gösterip gösterip bak şöyle böyle falan filan diye. Şimdi ben size bir açı göstereceğim. Kare kare. Frame frame. Açıyı izledikten sonra Galatasaray'da da olsanız, Beşiktaş'ta da olsanız, Trabzonspor'da da olsanız, ulan bu pozisyonda bir şey yokmuş ki. Devam kararı doğruymuş diyeceksiniz. Var mısınız iddiaya? Ben şimdi size bir görüntü izlettireceğim. Yavaş yavaş, frame frame. Kare kare. Hiçbir temasın olmadığını kanıtlayacağım size. Özür dileyecek misiniz? Hiç zannet, hiç zannetmiyorum. Galatasaraylı arkadaşlar ben daha bugüne kadar bir defa bile sözünü tuttuklarına görmedim. Şöyle yapalım. Eğer pozisyonda bir temas varsa penaltı kırmızı verilmedi. Sizin hakkınız yenildi. Pozisyonda temas yoksa Boe'nin, Torreira'nın yemesi gereken kırmızılar verilmediği için Fenerbahçe'nin hakkı yenildi. Kabul müsünüz? O kadar mert misiniz? İns hadi. Sözünüz söz mü? Bak Beşiktaşlılarla olsaydı ne güzel anlaşırdık onlarla. Beşiktaşlılar Kabul müsünüz derdim. Kabul. Göster lan açıyı derdi. Gösterirdim. Temas yok. Haklıymışsın. Kusura bakma. Bitti. Harbi söylüyorum bak ben Beşiktaşlılarla tartışmalarım hep böyle oluyor. Lan ne güzel futboldan anlıyorlar insan evladı. Bir şey gösteriyorsun bu. Galatasaraylılara gösteriyorsun. Diyorsun ki bak bir şey çıkmasa tamam kabul. Kur'an mı? Kur'an'ın üstüne yemin ediyorum falan. Açı çıkıyor değmiyor. Ya bırak siz Fenerliler hep böylesiniz. Şike dosyanız var. UEFA'da bilmem neniz var. Oğlum Kur'an'ın üstüne yemin ettin. De, özür dilesene. Siz hep böylesiniz zaten. Aziz Yıldırım da içeride yat dedi. Ben şike yaptıysam Fener için yaptıydım falan. İşleri güçleri topu taca atmak. işleri güçleri kıvırmak. Getireyim maçı. İzleyin bakalım. Frame frame. Yavaş yavaş. Bakınız. Ciku'nun sağ eli değmiyor. Bir daha. Değmiyor. Bir daha. değmiyor. Biraz daha büyüteyim mi? Değmiyor. Bir daha yavaş yavaş, yavaş oca. yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş. Dur, dur. Değmiyor. Geri al, geri, geri bir kare. Yavaş 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 yavaş. İşte bu. Bak tel gidiyor, deviyor. Ne ya. Burada pozisyonda hiçbir şey yok. Ben burada zaten peraltı çalmazdım. Şimdi hiç çalmam der Erman Toroğlu görse. Hiçbir temas yok. Hiçbir vurma yok. Ha pozisyonun ilkine bakın. Bak Icardi çekiyor. Formadan çekiyor. İyi bakın bak. En baştan izleyin bak. Icardi formadan çekiyor bak. Bak forma sündü. Forma sündü. Formayı alıp gidiyor. Yine çekiyor. Bak ikinci kere çekiyor. Bakın ikinci kere çekiyor. Ciku'nun el darbesi değmiyor. Yani görmüş olduğunuz üzere pozisyon temiz. Tertemiz pozisyon yüzünden maçı hükmen galip kazanmak isteyen bir Galatasaray taraftarı. Sizi gerçekten kutluyorum. Sizi yıllardır hangi abileriniz böyle alıştırdıysa haram galibiyetlere, haram şampiyonluklara nasıl alıştırdıysa yüzsüz yüzsüz hükmün 3-0'lık galibiyet istemek. Ah ah. Bir de kale arkası darbe var. Şey, i̇şte kale arkası görüntü var. Onu paylaşamıyorum. O telife girer. Bunu kare kare yaptım. Onu 2 saat uğraş uğraşamadım. Aynı görüntü Galatasaray taraftarının hani üstüne oynamışlar falan filan dediği. Mauro Icardi'nin elmacık kemiği zigomatik kırıldı. Bu kırağa bağlı yüzünde şişlik ve morluk meydana gelen yıldız oyuncunun durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak demiş. Şimdi ben her şeyde geçtim. Şu cümleyi de söyleyeyim. Okan Buruk bu yapılan program çok saçma. Üst üste iki derbi maç çok saçma. Ligin en çok yıpranan iki takımının dinleneceği yerde 29 Aralık'ta bir daha maç oynayacak. Çok saçma. Şekerim biz de sezon başında istedik. Sezon başında oynansın. Sıkışık fikstür olacak dedik. Dünyanın bin bir türlü hali var dedik ama hani Icardi falan gelmedi. Fark yersiniz diye Mehmet Büyükekşi abiniz izin vermedi. Abinize sorun. Galatasaray'da eksik var mıydı? Hocam sol bekleri eksikti. Hayır. İstese Kazımcan Karataş oynatabilirdi. İstese e, neydi o? Angelina'yı oynatabilirdi. Hepsini oynatabilirdi. Tercih oynatmadı. Tercih olarak oynatmadı. Tercih olarak oynatmadığı şey eksik değildir. Davinson Sanchez oynayabilirdi. Doğru. İğneyle oynatabilirlerdi. Oynatmadılar. Tercih. Tercih şekerim. Tercih yine oynatmadı. Maç kadrosu. Yedeklerine bakayım Galatasaray'ın. Mesela Kazımcan yedeklerde. Tete yedeklerde. Oynatmadı. Bakan bu Endon Kaan Ayhan, Halil Derviso Zaha. Bunların hepsini oynatabilirdi. Bir tek eksiği tek eksiği Davinson Sanchez diyebilirsin. İğneyle oynatabilirdi. Onun dışında Galatasaray tam kadroydu. Kimse ağlayıp zırlamasın. Fenerbahçe'de bir beka olsaydı kim oynardı? Etti sana bir. Etti sana bir. Fred olsaydı kim oynardı? Etti sana iki. Sağda Cengiz oynamazdı. Sağda Cengiz'in oynaması bile bir eksiklik aslında. Oraya İrfancanı canı çekebilirdin. Etti sana üç oldu bak. Beko bir Fred 2. İrfan'ı sen sahada kullanacaksın. Kullanamadın. Etti sana 3. Bunun dışında Mert Hakan eksikten saymıyorum. Zajc'ı eksikten saymıyorum. Lincoln Henrique'yi eksikten saymıyorum. Daha çok eksiği olan Fenerbahçe. Hakemin üstüne daha çok gittiği takım Fenerbahçe. Kazanması gereken Fenerbahçe. Ama berabere biten ve eleştirilerin oku, oklarını alan Fenerbahçe sebebine İsmail Kartal'ın yapmadığı değişiklikler. Şimdi Trabzonspor 3, Fenerbahçe 2. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 1. Galatasaray 0, Fenerbahçe 0. 2010-2011'in şeyi mi yoksa? Yok artık. 24 Ekim, 24-10-2010. Ya ben bu şeylere şuna buna inanmam. Hayır. Şunlar şu denkleşti, bu böyle oldu şu şöyle oldu. Ya geçin. Anlatabiliyor muyum? Geçeceksiniz bunları. Box rengi, var rengi. ağlamanız bittiyse futbol oynayalım. Ya ha, şunu da söyleyin. Ulan bizim futbolcu diye çarptı Luan Perez futbol hayatı bir herifin ki sadece şey kırıldıysa şükretsin yani. Tabii ki de geçmiş olsun ama. Yani tabii ki de şey yapsın ama neyse uzun lafın kısası. Uzun lafın kısası. Fenerbahçe bu arada bir dakika ya. Ben bir şey daha bir şey daha buldum. Yok. Yok yok aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Fredli Fenerbahçe 18'de 18. Fredsiz Fenerbahçe o yani ilk 11'de başlamadığında 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet. Demek ki Fenerbahçe'nin puan kaybı Fred'e yazar. Suçlu Fred'miş demek ki. Ha. Mesela orta sahada vurmalar etmeleri. Ya çok konuşulacak şey var. Üstüne çok konuşulacak şeyler var ama kısa öz olarak yatmaya gelen bir rakip. istediğini alamayan bir rakip. Hakeme rağmen kazanamayan bir rakip. Şu pozisyonda penaltı kırmızı kart var deyip de temas olmadığında da çıkıp özür dilemeyen bir rakip. Üstüne üstlük hükmen galibiyet istiyoruz diye bir rakip. Allah rakibin bile haysiyetli, şerefli, dik sağlamını versin. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Bir beğeni çok görmeyin.